Anne hala bitmedi mi? Bitiyor bitiyor. Bugün mü alıyor enişte Melife? Anne söylemedin mi? Sıkı dur Orga. Dükkanda söylerim. Uçabiliriz de ama Handan da çocuğu çok sıkıyor. Aslında hala emin değilim ama. Müjgan çocuğu vermeyi nasıl kabul etti? Hala inanamıyorum. Kaçta alacaksın Elif'i? Öğlen diye konuştuk. Giderim birazdan. Yılmaz gibi bir adamın bizi düşürdüğü duruma bak. Ceyda da bankadan gelemedi. Umarım iyi haberle gelir. Aa, merhaba Canan. Asıl ben özür dilerim. Çok fazla tepki verdim. Seni de üzdüm. Ben şimdi bir toplantıdayım. Sonra sana uğrarım olur mu? Ben de öptüm. Fazla tepki verdiğin olay ne? Haberler kötü. Bankanın cevabı olumsuz. İstediğimiz parayı vermiyorlar. Nasıl yani? Maalesef. Babam hep derdi zaten. Bu bankalar insana güneşli günde şemsiye tutar, yağmur yağınca da çekerler. Ömer, bir çözüm düşünmeliyiz. Fuat'ı arayabilirim. Bir de sanayi odasından babamın arkadaşı Mustafa Bey vardı. Ona buna yalvarmaktan başka çaremiz kalmadı. Saçmalama. Kimseden borç falan isteyemeyiz. Sonra nasıl geri ödeyeceğiz? Zaten kim kime verir o kadar parayı? Ne yapacağız o zaman? Vaz mı geçiyoruz aramaktan? Tabii ki hayır. Bak, Yılmaz'a elimizdeki parayı veririz. Kalanın içinde zaman isteriz, olmaz mı? Yılmaz Efendi de hemen kabul eder. Tabii. Daha iyi bir önerim varsa söyle. Çocuklar, biraz sakin olur musunuz lütfen? Bence de. Panikle hareket etmeyelim. Ömer'cim, sen Elif'i almaya git. Ben de eve gideyim. Ne yapacağımızı sakinleşince konuşuruz. İşte böyle. Başka ne söyledi doktor? Kısacası her şeyi hatırlamam uzun sürebilirmiş. Tanıdığım ya da tanıdık kişiler bana geçmişi hatırlatabilirmiş. Yani şu anda yapacak bir şey yok. Bütün bunlara ben sebep oldum. Kusura bakma. Ya lütfen kendini suçlama artık. Anlattın ya, yola ben fırlamışım. Şimdi ne yapacağız? Oturup her şeyi hatırlamaya bekleyecek değilim. Bu yeni hayatıma alışmam lazım. Bir iş bulup çalışmalıyım. Size de yeterince yük oldum zaten. Yük falan değilsin. Böyle düşünürsen bozuşuruz, ona göre. Hadi. Müşken abla, artık Elif'le konuşman lazım. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama olmaz ki Müşken abla. Babası gelip de seni götürüyorum dediğinde şoke mi olsun çocuk? Bu da doğru ya. Babası gelmeden söyle bunu çocuğa. Haklısın ama Elif'in gidecek olmasını bir türlü kabullenemiyorum. İnşallah doğru yapıyorumdur. Ana anne bak ne güzel taş. Pis o çocuğum, at onu elinden. Gel. Elif'ciğim, sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.